Vallahi de billahi de kestirmem. Ya eğleşmeyin gariple. Dur be Ömer abi. Köylük yerde bu deliden başka ne eğlencemiz olacak ki? Yaklaşmayın lan. Yakarım. Keseceğim lan. Hepinizi. Yeminle yakarım. Ah be Kamber. Giden gitmişsen hala ağacın derdindesin. Hanımın emri var, keseceğiz ağacı. Kestirmem lan. Hanıma karşı gelir mi lan? Sürer seni köyden vallahi. Hiçbir halt edemez. Öyle bir keseriz ki şaşar kalırsın. Beyin ekmesin eli, yıl oldu yıl. Bey mi kaldı? Keseceğim lan. İpler artık hanımda. Vermeseydiniz lan yularınız elini. Vermeseydiniz! Al, yak bir cigara, yorulmuşsun. Yok abi, estağfurullah. Yak hadi, yak. Düğün yakın. Yakın ya. 3-5 gün var ya da yok. Bir telaştır aldı Mihriban'ı. Evde fır dönüyor. Hayırlısıyla. Düğünü yapalım, ben rahat ettiririm onu abi. Öyle tabii, öyle. Sizin iş tamamına erdi sayılır da... Bu akşam ne olacak dersin? Ne var ki bu akşam? Duymadın mı? Yukarı köyün ağası nazarı istemeye gelecekmiş. Deme. Gene Cappar ağa. Vaktiyle beyimizden istedi alamadı da... ...bey bu hale gelince umudu hanıma mı bağlı? Ya hanım da ister misin versin kızı? Verir mi verir hani? Zaten oldum olası gözü yukarı köyde. Bundan hala fırsat mı bulacak? Hazır bey bu haldeyken nazarı Cappar'a verdi mi... ...iki köy birleşecek abi. Onu bunu bilmem de... ...bildiğim bir tek şey var. O da nazar saçını keser yine de varmaz Cappar'a. Zehra seni sevseydi keserdi saçlarını. Varmazdı o kasabalıya. Kesecekti zaten lan. Ben kovmadım, ben! Sanki töreyi bilmez gibi konuşuyorsun. Bizim ellerde kısa saçlıdan gelin olur mu? Töre ise töre. İnsan sevdiğinin saçına nasıl kıyar? Bismillah! Allah! Gebertirim lan seni. Öldürürüm alimallah. Dokunma lan ağacıma. Dur lan delikanlı, dur! Yaklaşma! Bak gene delirttiler kamberi. Sanki ben eğleşmeyin garip be demedim. Dur oğlum! Dokunmayın lan ağacıma! Kesmeyeceğiz ağacımı Kamber, tamam! Kesmeyecektin de ne diye kaldırdın lan baltayı? Tamam Kamber, tamam! Kestirmem ben senin ağacını, tamam bırak! Bırak hadi, tamam bırak, tamam! Yanaşmasın lan ağacıma! Yanaşmayın bir daha Kamber'in ağacına! Bir gün uçuracak kellenizi o zaman göreceksiniz! Hadi işinizin başına! Tamam. Bey gibi adamsın be Ömer abi. Bir nazarı, bir de seni seviyorum şu köyde. Sağ ol, sağ ol. Hadi sen tek dur ağacının yanında. Ne olur ne olmaz. Doğru dersin ya. Doğru dersin. Zehra. Gün dönüyor neredeyse. Daha yığınla işimiz var.
kim verdi? Karılarınıza, kızlarınıza söyleyin. O evlenene kadar ona makas bıçak ustura vereni köyden sürerim. Ancak para verecek. Çünkü ben öyle istiyorum. Hanımı duydunuz. Şimdi işinize dönün. Besleme Demir'e bak. Palazlandı da emir verir oldu hanımın yanında. Ey gidi günler ey. Bir vakitler beyimizin yanında pıs pıs oturan hanıma bak hele. Ona nüzülün erinmez buraların ağası kesiliverdi. Elinden çekeceğimiz var derken bir de cabbarı salacak başımıza. Zeyd! Buyur cabbar abi. Her şey hazır mı? Hazır abi. Gel. Merhaba baba. Nerede kaldın bu saate kadar? Eğitim Gönülleri Vakfı'ndan çağırdılar. Yarın bana bir teşekkür belgesi vereceklermiş. Baba bana bir teşekkür belgesi vereceklermiş diyorum. İyi. Birini göndeririz senin yerine alır. Yarın çok yoğunum. Birkaç toplantıya benim yerime sen gideceksin. Baba. Şaka yapıyorsun herhalde. Ben de senin bana şaka yaptığını düşünüyorum. Milyon dolarlık bir iş almaya çalışırken şirketin başında duracağına ödül mödül saçmalıyorsun. Evet baba. Çünkü milyon dolarlık bir işten daha anlamlı buluyorum. Ve babam olarak oraya senin de gelmeni istiyorum. Kusura bakma. Yapacak daha önemli işlerim var. Peki ne zaman benim için önemli olan bir işe zaman ayıracaksın baba? Bütün yaşamımı senin böyle bir hayatın olmasına adadım. Daha ne olsun? Çekler, toplantılar, zenginlik, şatafat. Sadece çıkarları için yanımızda olan insanlar. Bunu ben mi istedim? İstemene bile gerek kalmadı ki. Her şeyi, işini bile önüne hazır sundum. Bak baba, ben ne bu türlü bir hayatı, ne de bana verdiğin bu işi istemedim. Hele hele sabahtan akşama kadar her şeyinizi bana borçlusunuz diyen bir baba hiç istemedim. Yalan mı? Yediğin önünde, yemediğin ardında. Ben olmasaydım o kıytırık öğretmenlik diplomanla 3 kuruşluk maaşa talim ederdin. Keşke bıraksaydın da etseydim. En azından daha mutlu olurdum. Evet. Ali Bey'in bir sınıf arkadaşı bekliyor efendim. Tamam. Ali! Cevabını içeride alacaksın. Odanda sınıf arkadaşın olduğunu söyleyen biri seni bekliyormuş. Git de aranızdaki farkı gör. Demir. Nasılsın Ali? İyi, sen? Nazar, gönderiyorum, yakala. Hadi çabuk, çabuk. O pislik için ne diye bu kadar süsleniyorsun anlamıyorum. Sen sus da işine bak. İnşallah bir gün babam iyileşir de Yusuf yine geçemez buralardan. Tamam tamam oldu işte. Kimse fark etmeden bitirelim şu işi. İşte geliyor. Unutmayacağım Mihriban. Dostlar hangi günler içindir? Hadi Allah yardımcın olsun. Sağ ol. Ne oluyor ya? Ödümü patlattın. Şş, sus sus hadi herkesi buraya toplayacaksın sus. Bekle geliyorum. Aa, abla nereden buldun makası? Kim verdi sana bunu? Söylesene kız be, çatlayacağım meraktan onu. Ne bu gürültü? Anne koş! Kızı yine bir yer kalmadı. Koş koş koş! Anne koş! Anne koş! Anne makası var! Ver onu bana. Vermem. Sana onu bana ver dedim. Canımı almadan olmaz.
Demir! Emret Hanım'ım. Al şu makası elinden. Gelme Demir! Sakın! Allah'ım sen sakın. Yapma abla. Karışma Fadik. Korkma, Nazar ablam ne yaptığını bilir. Cabbara varacaksın. İşte sen de istemesen de. Varacak tabii. O evlenip sırasını sanmadan sıra bize gelmiyor. Çok meraklıysa Sumru'yu verin Cabbara. Önce sen. Büyük olan sensin. Töre böyle. Sonra kimi kime vereceğimi ben daha iyi bilirim. Gelme! Kız abla gözünü seveyim, bir kaza çıkacak. Demir sana makası al dedim. Ama hanımım. Ya al ya da kendine yamanacak başka bir kapı bulursun. Sevmediğim birine varmam ben. Ölürüm de varmam. Gelme Demir. Gelme üstüme. Abla. Gelme. Babana güveniyorsan vazgeç. Bundan böyle bu köyün beyi de hanımı da benim. Ve ben Cabbar'a varacaksın diyorsan varacaksın. Abla iyi misin? Keseceğim saçlarımı. Kesemezsem kendimi öldüreceğim. Sevdiğim olmadan varmam ben. Şurada oturalım. Ya ne gerek vardı böyle yemek falan? Ya yıllardan sonra birbirimizi bulmuşuz. Düşündüğün şeye bak. Buyurun efendim. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun. Bana bir şinitsel, bir bira. Bir şinitsel, bir bira. Evet. Siz beyefendi? Ben bir su rica edeyim sadece. Olmaz öyle şey. Arkadaşıma da aynısından getirin. İki şinitsel, iki bira. Ne gerek vardı Ali? Bir yerde çay falan içerdik. Onu da yaparız. Bir haller olmuş sana ya. Nerede bizim fırlama Özdemir, nerede sen? Hayat durultuyor insanı. Öyle. Herkesi bir şekilde değiştiriyor. Anlat bakalım. Neler yapıyorsun? Okuldan beri görüşemedik. Van'ın bir köyündeyim. Okulu bitirir bitirmez tayinimi istedim, oraya çıktı. Öğretmenlik yaptın ha. Ne güzel. Yapmayıp da ne yapacaktık? Bunun için istemedik mi öğretmen olmayı? Lafımı da sokarım diyorsun. Yok, darılma canım. Yani benim de belki başka bir şansım olsa ben de başka bir şey yapardım. Ama? İş fakülteden görüldüğü gibi de değilmiş Ali. Köylerdeki çocukların zannettiğimizden de çok okula, öğretmene, deftere, kitaba ihtiyaçları var. Biliyorum. Onun için ben de Eğitim Gönülleri Vakfı'na destek olmaya çalışıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Duydum. Bir teşekkür belgesi alacağını da duydum. Onun için izin aldım zaten. Arkadaşımın yanında olmak istedim. Sağ ol. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biliyor musun? Babam bile umursamamıştı bu teşekkür belgesini. Dostluklar boşuna kurulmuyormuş demek. Madem beni hala dostun sayıyorsun, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. İçin rahat mı? Anlamadım. Yani eğitim fakültesine girdin. Öğretmen olabilecek birinin kontenjanını işgal ettin. Üstüne üstlük birincilikle bitirdin ama öğretmenlik yapmıyorsun. Bak Özdemir. Kazandığım paranın tümünü Eğitim Gönülleri Vakfı'na veriyorum. Ama aslını sorarsan hayır. İçim rahat değil. Çünkü bir öğretmenin en iyi eğiterek yardım edeceğini biliyorum. Değişmemişsin. Ofisine gelirken değiştiğinden korkmuştum. Elini taşın altına koymaya korkanlardan olduğunu sanmıştım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Şerefine arkadaşım. Şerefine. Çaylar taze. Yok öyle bedavaya manzara. Ne o, keyfin yerinde Yusuf? Yerinde tabii. Cabbar nazar alacak, ben de Sumru'yu. Dereyi görmeden paçaları sıvama hemen. Bey'e ilbe indikten sonra geçtik o dereyi Ömer abi. Hanım tamam dedi mi, bitti o iş. Bey'in paçasından ayrılmıyordun 3-5 ay önce. Ekmek yediğin çanağa ne çabuk sıçtı. Hop hop hop, lafını bil de konuş. Hanım beni damat tuttuğunda yanar yakınırsın sonra. Benim için fark etmez. Köpek her kapıda köpektir zaten. Şşşt, durun. Gelin oğlum, gelin oğlum. Thank you.
Hoş geldin beyim. Hoş bulduk. İzin ver de hanımın evine kadar götüreyim seni. Götür bakalım. Gelmişsin Cabbar Ağa. Hoş bulmuşuz. Kabul buyurursan birkaç armağan getirdik size. Eksik olma. Buyur. Babam, canım babam. Senin razı olmadığına annem razı oluyor. Verecek beni Cabbar Ağa. Ne vardı o ağaç yıkılmasaydı üzerinde? Ne olurdu dirliğimiz, üzerimiz bozulmasaydı? Annem senin gibiydi. Avuç toprak için gözümü yaşına bakmadan verecek beni. O vakit Kınalı Kar'la Yukarı Köy birleşecek. Anamın da Cabbar'ın da tek istediği bu. Bana ne olacak? Ben ölürüm de varmam sevmediğim birine. Bir şey mi istiyorsun? Ne var burada? Burada bir şey yok. Ben boşuna mı yolluyorum oğlumu İstanbul'lara okumaya? Çocuklar okuyacak. Çocuklar okumadan bu rezillikler bitmeyecek. Abi, içeriden bir haber var Bilmiyorum. Mı? Dediğim gibi Cabbar Ağa. Nazara alırsın ama şartları biliyorsun. Sen de bizim köyün kızısın Süreyya. Bu şartlar biraz ağır değil mi? Şimdi mi hatırladınız Yukarı Köy'ün kızı olduğumu? Kınalı Kara gelin geldim diye köye sokmadınız beni. Yüzüme bakmadınız. Burada hor gördüler, orada dışladılar. Aynı Araf gibi. Ne yaşadığımı bir ben bilirim, bir de Allah. İşte sana bir fırsat. Kızını bana ver, bütün köyüm önünde diz çöküp af dilesin. Nazarı almak için şartımı söyledim Cabbar Ağa. Af dilemek yetmez. Olur da bir gün başına bir hal gelirse hepsi yine bana bildiğini okur. O yüzden bu kağıdı imzala. Köylerimiz bir olsun, bitsin bu iş. Ben onların da hanımı olayım. Sen de nazarı al git. Az dur. Ah, keşke Demir de bir gün beni böyle istese. Ya çekil kenara. Dur be, biraz da ben bakayım ya. Görecek bir şey yok, sen daha küçüksün. Bana Nazar'ı çağırın. İşte kız Cabbar Ağa. Hanımın olmaya hazır. Kabul mü değil mi? Cabbar Ağa, benim de bir diyeceğim var. Nazar! 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 Nazar!
elini taşın altına koymaya korkanlardan olduğunu sanmıştım. Elini taşın altına koymaya korkanlardan olduğunu sanmıştım. Değerli konuklar, sevgili çocuklar. Eğitim Gönüllüleri Vakfı 86 noktada on binlerce çocuğa eğitim hizmeti sunmaktadır. Amacımız, bağışçılarımızın maddi ve manevi yardımlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında ilk öğretim çağındaki çocuklarımıza, gönüllülerimizin de desteğiyle okul dışı öğrenim olanakları sunmak, onlar için eğitim parkları, yerleşik ve gezici öğrenim birimleri açmaktır. Şimdi izin verirseniz, bugün burada toplanmamıza neden olan, vakfımızın gelişmesinde bizlere en büyük desteği veren Ali Yılmaz'ı teşekkür belgesini almak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ali Bey, biz de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı adına size teşekkür eder. Bu belgeyi size vermeyi on binlerce çocuğumuz adına bir borç biliriz. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bence bu teşekkürü asıl hak eden, yaşadıkları zor şartlarda eğitim savaşı veren öğretmen arkadaşlarım ve aileleridir. Sağ olun. Sevgili çocuklar, Ali Bey burada sizlerle konuşmak, sizlerin sorunlarını ve isteklerini dinlemek için bulunuyor. Lütfen söz almak isteyen arkadaşlarımız ellerini kaldırsın. Ali Bey sorularınızı yanıtlayacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Zamanımız çok çocuklar. Siz sorularınızı düşünün. Ben isterseniz sabaha kadar beklerim. Galiba benimle bir şey konuşmak isteyen yok. Sorumuz olacak öğretmenim ama birkaç dakika düşüneceğiz. Öğretmenim mi dedin? Ben hiç öğretmenlik yapmadım ki. Sizin babanız çok zenginmiş, çalışmanıza gerek yokmuş. İnsan zengin olacağı neden öğretmen olsun ki öğretmenim? Evet. Size bir sır vereyim mi çocuklar? Bu dünyada zengin olmak hayatınızı kolaylaştıran bir şey gibi görünür. Ama bana inanın, asıl mutluluk istediğiniz kişi olabilmenizdir. Ben büyünce sizin gibi olacağım öğretmenim. Zengin olup her yere bağış yapacağım. Yani hem zengin hem mutlu olacağım. Öğretmenim, sahi ki senin paran yok. Babanın yanında o senin dediğindensin. Yani olmak istediğin kişi. Ama bir taraftan da okul okumak istiyorsun. Okulda babanın olduğu yerde yok. O zaman ne yapacağım? Yani bana sorarsan, paran yoksa istersen her gün ol, bir işe yaramıyor. Ha, bu arada benim adım da Ali. Ali nerelisin sen? Kınalıkarlıyım. Kınalıkar'da neresi? Köy. Duymadın mı? Dağ köyü. Duymadım. Peki köyün ne tarafa düşer? Bana haritada gösterir misin? Hı hı. Burada görükmüyor. Hangi ilimizde onu biliyor musun? Hayır. Peki biz hangi şehirdeyiz? Armutlu. Şehir diyorum ama. Ben de Armutlu diyorum. He, anladım. Küçük Armutlu. İstanbul. Ali'cim kaç yaşındasın sen? 9. Demek daha 3. sınıftasın. Kusura bakma be arkadaş. Ben de seni koca adam sandım. Bizim oralarda erken yaşlanıyor çocuklar. Ha bir ormanda çalışmaktan. Ha, yani genç kalalım diye mi İstanbul'a taşındınız? Yok, bir tek ben geldim. Dedim ya, okumak için. Babam köyde. Ben burada dayım gilerde kalıyorum.
Neden? Köyünde okul yok mu? Yok. Yani yıkık dökük bir okul binamız var. Ama köyümüze öğretmen gelmiyor. Çünkü köyün yolu yok. Nüfusu da az. Öğrencimiz yetersizmiş. Senelerdir bekliyoruz. Peki köyde kalan arkadaşların nereye gidiyor? Bazısı kasabaya gidiyor. Bazısı da benim gibi akrabaların yanına. Kasabadaki okul git gel tam 2 saat. Karda kışta evdekilerin aklı bizde kalıyor. O yüzden imkanı olmayıp okula gidemeyenler de var tabii. Köyündeki okul açılsa, oraya öğretmen gelse, evine döner misin? Eve dönmedim. Çünkü babamı çok özlüyorum. Gel şu Kunalı Kar neresi bir daha bakalım Ali. Gel bakalım. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de. O köy bizim köyümüzdür. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Peki efendim, ben notunuzu aldım. İleteceğim efendim. Teşekkür ederim. Babam odasında mı? Evet ama toplantıda... Evladım dur! Kusura bakma baba. Ama seninle konuşmamız gerek. Bir dakikan var mı? Görüyorsun toplantıdayım Orhan Bey'le. Geçmiş olsun Ali Bey. Babanız hasta olduğunuzu söylemişti ama. Ah evet, sağ olun. İyileştim, çok iyiyim. Hatta hayatım boyunca hiç bu kadar iyi olmamıştım. Baba geliyor musun? Çok önemli. Affedersiniz Orhan Bey, sadece birkaç dakika. Yok yok, rahatsız olmayın. Zaten ben de kalkıyordum. Hem ihale şartlarını yeniden düşüneyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Buyurun sizi dinliyorum. Toplantımı kesecek kadar önemli olan nedir? Baba, ben istifa ediyorum. Kendi işimi yapmaya karar verdim. Ne? Zaten kendi işini yapıyorsun oğlum. Kendi işimi baba, öğretmenlik yapacağım. Nagihan ne diyor bu? Bir daha söyle Ali. Alıştır alıştır. Öğretmen olacağım ve senden ilk defa bir şey istiyorum. Ama saçmalık bu. Baba, senden tayinimi bir köye çıkarman için yardım istiyorum. Köye mi? Nagihan bir şey söyle, oğlun şaka yapıyor de. Köyün adı Kınalı Kar. Bir öğretmene ihtiyaçları var, bir de okula. Yani ne kadar çabuk hareket edersek o kadar iyi. Orada yapacak çok iş var. Bana yardım edecek misin baba? Tabii ki hayır. Böylesine aptalca bir şey duymamış olayım. Çabuk derhal odana dön. Bugün hayal kurmaktan daha önemli işlerin var. Baba ben kararımı verdim. Gidiyorum. Ben de seni kaldırmaya geliyordum. Neredeyse öyle ne oldu? Çok, çok garip bir rüya gördüm Fatih. Kız abla, senin rüyaların hep çıkar. Anlatsana. Hadi abla. Madem lafını dinletemiyorsun, o zaman bırak da ben evleneyim.
Nazar evlenmek istemiyor diye evde kalacak değilim. Sumru, haddini aşıyorsun. Ama anne! Şimdi git bana Nazar'ı çağır. Abla, bu rüya ne demek şimdi? Uzun boylu mu demiştin? Hı-hı. Siyah saçlı. Hı-hı. Kömür gözlü. Evet Fadik. 90. defadır aynı şeyi soruyorsun. Pişman olacağım bak sana anlattığıma. Bu tarifler köydeki bir sürü erkeğe uyuyor abla. Yani ben de yüksek sesle düşünüyorum. Hani kim elinde bavulla köye gelir diye. Emesin değil mi? Rüyanın hepsi bu kadar. Fadik. Yeter ama artık bu kadar soru. Sanki hemen çıktı rüya. Abla, sen de biliyorsun ki bugüne dek çıkmayan hiçbir rüyan olmadı. Bana bak. Bu rüyayı şimdilik ne anneme ne de Sumru'ya söylemeyeceğiz, tamam mı? Yemin billah söz. Zaten annem dün geceden beri barut fıççısı gibi. Annem seni çağırıyor. Neyi var bunun? Helal olsun be kızı. Demek cart diye kesmiş saçını. Hem de usturayla kesmiş diyorlar. Karıları geçtiniz be. Kapayın artık şu çenenizi. Size şenlik gelir gelmesine ama bu işler iyi işler değil. Köyde dirlik düzen kalmayacak yakında. Annem nerede? İçeride. Otur. Saçlarını keserek cabbara varmaktan kurtulacağını mı sanıyorsun? Demir! Buyurun hanımım. Şu gün şu dakikadan sonra Nazar ablanın dışına adım bile atmayacak. Çıkacak olduğunda da sen yanında olacaksın. Gölgesi gibi. O nereye sen oraya. Ya ölüp mezara girene ya da cabbara varana kadar. Yapma, etme oğlum. Beni düşün, babanı düşün. Kararımı verdim anne, gideceğim. Yapamazsın sen köyde. Alışkın değilsin. 3-5 ay sonra sıkılıp döneceğine, bizi bu kadar üzeceğine... Gel şimdiden vazgeç bu sevdadan. Anne, bunu oyun mu sanıyorsun sen? Artık ben kendi işimi, öğretmenlik yapmak istiyorum. Oğlum, Ali'cim... Anne, bak. Gidiyorum. Ne dersen de kararım değişmeyecek. Vazgeçti mi? Ne dediysen boş. Gidecek. O zaman ona aynen söyle. Bundan sonra benim Ali adında bir oğlum yok. Açlıktan nefesi koktuğunda kapıma dayanmasın. Allah'ım. Nedir bu başımıza gelen? Yemin ver de geleceğini vallahi dayı. Hadi biz 10 dakika sonra kalkacağım. Nerede kaldı bu öğretmen? Belki gelmez be Ali. Vazgeçmiştir ha. Ali öğretmenim vazgeçmez. Belki peronları karıştırmıştır. İyice tarif ettiydim ama. Belki o da bizi arıyordur. Otobüs kalkacak şimdi hala öğretmenin gelmedi. Kalkmayacak. Ali öğretmenin gelmeden şuradan şuraya gitmeyeceğiz. Bak Ali, kendini üzme ama. Belki o gün haline çok üzülüp de geleceğini de Ali öğretmen. Hem öyle biri kınalı kara niye gelsin ki? Ali öğretmen yalan söyleyecek biri değil. Söz verdiyse tutar. Ali! Ali öğretmenim! Nasılsınız öğretmenim? Sağ ol. Ya kusura bakmayın geciktim. Burası çok kalabalık ancak bulabildim. Öğretmenim bu benim dayım Ali öğretmenim. Merhabalar. Merhaba. Rahmetli annesinin abisi. Beni geçirmeye geldi. Bizim Ali gelecek diye tutturdu da tutturdu. Allah biliyor ya ben umudu kesmiştim. Çok mezun ettiğiniz oğlanı. Evet Nilüfer yolcuları kalmasın. Gidiyoruz Ali öğretmenim. Seni uğurlamaya gelen yok mu? Yok. Hadi bakalım gitme vakti. Uğurlar olsun varın sağlıcakla. Al abi. Hadi bakalım. Babana, halana selam. Burada. Olur da köye okul yapılırsa.
Buradaki gibi çok çalış, tamam mı? Büyük adam o. Sen hiç merak etme dayı. Çok çalışacağım. Söz. Hadi bakalım, hadi. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de öğretmen bey. Artık Kınalık Ada bütün haliler size emanet. İnşallah yolunuz açık olur. Sağ olun. Hoş geldiniz. Öğretmenim. Sanki Allah'tan başka bir şey desem o da olacakmış. İyi ki sen varsın köyüme. Babama geri dönüyorum. Ben de hep karşıma hayatımın akışını değiştirecek senin gibi birisinin çıkmasını istiyordum. Yani Allah'tan başka şey istesem olur muydu dersin? Olacağını bilirsen ne dilerdin öğretmenim? Mesela ben annem ölmesin, geri gelsin isterdim. Peki sıra sende. Sen söylemedin. Ama bak, dünya için, aile için, çocuklar için değil. Kendin için soruyorum. Bilmem. Ben hiç aşık olmadım. Herhalde masallardaki gibi bir aşkım olsun isterdim. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi söyledim şimdi? Ne yapalım? Bu yaşa geldik, aşık olacak kız bulamadık. Affedersin öğretmenim. Sende büyük bir ahım var, gelinlerin, güveylerin kavuşmaz mı yüce dağlar ötelerde? Sen bu türküyü bilir misin? Bak bir kül İlk kez duyuyorum. Var. Ne de güzel söylüyor. Sen bir de bunu Delikamber'den dinle. Delikamber mi? Sevdiği kızı zengin bir kasabalıya vermişler. Sonra delirdi. Bu türkü onun. Üzüldüm. Hala böyle şeyler oluyor mu ya? İnsanı sevdiğinden nasıl ayırırlar? Oho, bu da bir şey mi? Bir köye varalım sen daha neler duyacaksın. Kopardı. Yavrum dur oğlum dur. Bak sana yemek getirdim. Bak yemek. Sucuklu kuru fasulye. Kuru fasulye değil oğlum. Sucuklu biber dolması. İyi bak. Sucuklu kuru fasulye. İyi sucuklu yavrum kuru fasulye, biber dolması. İyi bak. Tamam yavrum kuru fasulye. Hem de sucuk. Hadi al bunu. Git ağacını bekle. Orada güzel güzel ye. Ben sana bak, yine yemek getiririm. Sucuklu kuru fasulye. Kız abla, sen de bir gün aşık olunca anlarsın. Bilmem belki de. Hadi iyi geceler. Sana da Nazar ablam. Allah rahatlık versin. İnşallah bugün de adını söyler seninki. Kim? İşte o rüyandaki. Fatih bu dizi filmi. Adı üstünde bir rüya. Dün gece ne gördüysek hepsi o işte. Hadi iyi geceler. Thank you.
Al bakalım. Buyur abi. Sağ ol. Burası mı Kınalı Kar? Hayır öğretmenim, kasaba burası. Hiçbir şey bilmiyorsun sen de. Kınalı Kar şu dağın arkasında. Oraya giden arabayı nereden bulacağız? Araba yok, yürüyeceğiz. Demir. Ya saçmalama Fadik. Kalk, aç gözlerini. Kalk. Ne oldu kız abla? Ne var? Ben gidiyorum. Kaçıyor musun yoksa? Ne kaçması ya? Saçmalama, niye kaçayım ki? Ailem dışarı çıkma yasakladı ya. Kaçtığım falan yok. Dereye gidiyorum ben. Sabah sabah. Ya Fadik, gene aynı rüyayı gördüm ben. Bu işte bir iş var. Dereye gidip bakacağım. Evden nasıl çıkacaksın peki? Sen yardım edeceksin. Ne bitmek bilmez yolmuş. Çok var mı daha? Daha yeni yarıldık alörtmenim. Bir bu kadar daha var. Durup dinlensek biraz. 5 dakika önce dinlendik ya. Oo öğretmenim, böyle dur kalk gidersek akşama varırız köye. Hem benim çok fena karnım ağrıyor. Galiba cücür oldum. Daha hızlı gitsek iyi olacak. Aa, traktör. Dolu ama. Ben tanıyorum onları. Beyin içlerinden bizi alırlar. Kadir amca! Hoş geldiniz. Hoş geldin Ali. Babam demediydi geleceğini. Sürpriz yapıyorum ona. Halamın düğününe geldim. Ya. Bir misafirimiz var. Bizi alır mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Yardım edin. Yardım edin. Alın arabayı. Eyvallah. Hadi yürü. Vay be. Görünce babası çok sevinecek ha. Ya annemle Demir fark ederse benim bir şeyden haberim yok dersin. Çabuk gel. Tamam. Şurada dur, dur. Hadi atlayın. Hadi. Çantaları da verin. Biz buradan orman yoluna sapıyoruz beyim. Sizin de 2 adımlık yolunuz kaldı zaten. Sağ olun, zahmet oldu. Estağfurullah. Köyümüze tekrar hoş gelmişsin beyim. Hadi eyvallah. Sağ tekrar ol, görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz. Şimdi bak. Şimdi buradan sola döneceğiz. Karşımıza bir dere çıkacak. Oradan sola sapıp düz gittik mi sağdaki 3. kapı bize ver. Nasıl? Kolay değil mi? Unutmazsın. Hoppala. Niye tarif ediyorsun ki şimdi evini? Evin yolunu bul diye. Kusura bakma Ali öğretmenim ama artık dayanamıyorum. Çok sıkıştım. Ah. Dur, dur bekle. Anlamadım ama nereden gideceğimi. Dereden sonra sağa mıydı, sola mıydı?